Merhaba arkadaşlar, benim ismim Ceren Özgönül. 2020'de Jaltezer Anadolu Lisesi'nden mezun oldum ve YKS 2020'de TM'de 729. oldum. Şu anda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1. yılım. Sizlere biraz tavsiyelerimden bahsetmek istiyorum. İlk bahsetmek istediğim şey doğru soru bankası seçimi. Baktığımızda geçmiş yıllardaki sorulardan, sınavlardan YKS'nin zorluk seviyesini ve soru tarzını anlayabiliyoruz. Paragrafların çok uzun olduğunu ve şıkların çelişkili olduğunu ya da TYT, FEN ve sosyalden genel olarak çok zorlamadıklarını, matematikte, TYT matematikte yeni nesil soruların çok fazla olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu yolu izleyerek soru bankalarını seçmemiz gerekiyor. Örneğin TYT matematikten basit düz sorular yerine yeni nesil kaynaklar tercih etmemiz ya da Türkçe'de paragrafta ÖSYM'ye denk gibi gözüken soru bankalarını tercih etmemiz gerekiyor. ÖSYM'ye göre aşırı kolay ya da aşırı zor soru bankalarından ziyade aynı seviyede ve aynı soru tarzında soru bankalarını tercih etmeliyiz. Bu ilk söylemek istediğim şey. İkincisi, soru bankasını ben önüme aldığımda çok kalın çalışmaya olan hevesimi kırıyordu. Dolayısıyla daha çok yaprak testler ya da o gün ne yapacağımı belirleyip örneğin türev çözeceğim deyip türev 20, 21, 22. testler ya da testler onları belirleyip işaretleyip onları önüme koyuyordum. Ve o gün yapacağım işler önümde olduğundan bitireceğim şeyleri gördüğümden daha fazla çalışmaya hevesim oluyordu. Kocaman kalın bir soru bankası görmek yerine. İlk söylemek istediğim şey bu. İkincisi TYT FEN. Ben 12. sınıfa başladığımda TYT FEN'de hiçbir şey bilmiyordum. Eksilerdeydim, netlerim eksilerdeydi. Sonrasında şöyle bir yol izledim. Derslerin hepsine katıldım, not tuttum. Eve gittiğimde de defterimdeki notları tekrarladım. Onun dışında yapabileceğim konulara yöneldim. Kimya ve biyoloji benim adıma daha yapılabilecek derslerdi. Onlara yöneldim. TYT'den branş denemesi aldım. TYT FEN branş denemeleri. 20 soruluk her biri. Bunları çözmeye çalıştım. Tabii ki netlerim çok iyi değildi. Kötüydü hatta. Ama yine de bırakmadım branş denemesi çözmeyi ve videolarını izledim yapamadığım soruların. Videolarını izledikçe temel olan bazı şeyleri, TYT FEN'de çok fazla sorulan şeyleri, formülleri bunları ezberlemeye ve öğrenmeye başladım. Bunun bana çok faydası oldu. Onun dışında AYT matematik hakkında konuşmak istiyorum. AYT matematik sizi çok fazla öne geçirecek bir şey ve TYT matematiğe kıyasla daha çabuk net artışı görebileceğiniz bir ders. O yüzden AYT matematikten çok fazla soru bankası bitirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla soru bankası bitirdikçe AYT matematikteki soru stillerine, soru soruluş tarzına bile alışacaksınız. Bunun size çok faydası olacak. TYT FEN'deki branş denemelerinden bahsetmiştim. Onun dışında her ders için aynı şeyi yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü branş denemeleri her konudan soru içerdiğinden dolayı her konudaki eksikliklerinizi görmenizi sağlayacak ve daha çabuk net artışı sağlayacaksınız. Ben soru bankası çözdüğüm dönemden ziyade branş denemesi çözdüğüm dönemde çok daha fazla net artışı gördüm. Çünkü hem süre tutuyorsun, o süre içerisinde çözmek zorundasın. Her konudan soru var. Videolarını izleyip yapamadığın soruların çözümlerini öğreniyorsun ve bu gerçekten çok faydalı. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Bir de özellikle okulumuzun yaptığı deneme sınavlarında yapamadığın soruların hepsinin cevabını öğrenmenizi tavsiye ederim. Benim TYT FEN'deki net artışımın en büyük sebeplerinden buydu. TYT FEN'e ne kadar süre ayırıyorum? Buna bakıyordum deneme sınavında çözerek. Ne kadar soru yapabiliyorum? Her ne kadar kötü netim çıksa da yapamadığım soruların cevaplarını öğreniyordum. Bu sayede de TYT FEN'de ilerleme kat ettim. Onun dışında TYT'de süreyi doğru kullanamadığını söyleyenler var ki ben de çok düzgün kullanamıyordum açıkçası TYT'de süreyi. Bunu yapabilmeniz için size tavsiyem özellikle matematik çok süre aldığından dolayı yapabileceğiniz sorularla önce başlamanız ve boş bıraka bıraka ilerlemeniz. Baktığınız süre gerçekten yetersiz. Hızlı bir şekilde boş bıraka bıraka ilerleyip sonrasında geri dönebilirsiniz. Çünkü tüm soruları görmeniz gerekiyor. Soru görememek daha kötü aslında. TYT'de süreyi bu şekilde kullanabileceğinizi düşünüyorum. Onun dışında etrafınızdaki insanlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Mesela bir arkadaşınız sabah 5'te kalkıp ders çalışıyormuş ya da diğer arkadaşınız gece 3'e kadar ders çalışıyormuş gibi herkesin farklı düzenleri var. Bunlara kulak asmamanızı söylemek istiyorum. Siz sabah erken kalkmak zorunda değilsiniz ya da gece geç yatmak zorunda da değilsiniz. Siz öğlen çalışıyor olabilirsiniz, gece çalışıyor olabilirsiniz. O sizin kendinizle ilgili bir şey. Dolayısıyla etrafınızdaki insanların düzenlerini kendinize düzen olarak belirlemeyi ya da etrafınızdaki insanlarla kendinizi kıyaslamayı bırakmanızı söylüyorum ilk olarak. Kendi düzeninizi kurun. Ne çalışacağınıza, nasıl çalışacağınıza, ne zaman çalışacağınıza kendiniz karar verin. Onun dışında karantina ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sürekli karantinadan şikayet ediyoruz.
bize denk geldi, ne yapacağız şimdi, okula gidemiyoruz ya da verim alamıyoruz gibi. Şunu düşünün, eğer karantina olmasaydı dışarıda herkes geziyor olacaktı veya siz bir şekilde özenecektiniz, ben ders çalışıyorum, herkes dışarıda gibi. Şu an herkes evde ve sizin evdeyken yapmanız gereken şey ders çalışmak ve bu üstünüze düşen sorumluluğu yapmanız gerekiyor. Tabii ki de sıkıldığınız zamanlar olacak. Benim de çok fazla sıkıldığım zamanlar oldu belirli aylarda. Ama o zamanlarda kendimi rahatlatacak bir şey bulup çalışmaya devam ettim. Çünkü devam etmek zorundayız. Bu zorlu bir süreç ama sonunda mutlu olmak için devam etmemiz gerekiyor. Biz diğer söylemek istediğim şey bu. Onun dışında stres. Çok fazla stresli bir insanım ben. Eminim aranızda çok stresli olanlar da vardır. Ve tüm seneyi çok stresli bir şekilde geçirdim. Özellikle TYT'den bir gece önce hiç uyumadım. Bir dakika bile uyumadım. Dolayısıyla stresi kafanıza takıyorsanız gerçekten bana güvenin. Sınava başladığım anda kendimi soyutladım. Buna inanmıyordum. Söyleyenler vardı, inanmıyordum ama gerçekten soyutladım. O yüzden sınav anında yaşayacağınız stresi hiç kafanıza takmayın. Gerçekten kendinizi soyutlayacaksınız sınav esnasında. Onun dışında geometri çok önemli. Geometri de yine TYT Fen gibi benim sıkıntı çektiğim bir dersti. Ama geometriden de çok fazla soru bankası çözerek artık soruları görmeye başladım. İlk başlarda nereden diklik indireceğim, ne yapacağım, soruya nasıl başlayacağım onu bile bilmiyordum. Ama sonradan çok fazla soru bankası çözerek geometrimin geliştiğini fark ettim. Ve geometri de beni çok fazla öne attı diyebilirim geometri netlerim. O da aynı AYT, matematik ve TYT Fen gibi çok belirleyici. Bir diğer söylemek istediğim şey bu. Bir de 11. sınıflar olursa bu videoyu izleyen, onlara da şunu söylemek istiyorum. 11. sınıfta yapabildiğiniz kadar şeyi yapın, yapabildiğiniz kadar ileriye gidin. Çünkü ben edebiyata 11. sınıfta çok çalıştığım için 12. sınıfta ona çok fazla vakit ayırmadım ve diğer dersler için çok vaktim oldu. Bu bana çok faydalı oldu. Size de bunu tavsiye ediyorum. İlerleyebildiğiniz kadar ilerleyin. Bu sayede son sınıfta sıkışıp her şeyi bir arada halletmeye çalışmazsınız. Bu da size tavsiyem. Onun dışında ben sınav sonucunu gördüğümde çok mutlu oldum sıralamamı gördükten sonra. Dolayısıyla siz de eğer bu sınav sonucunu gördüğünüzde yaşayacağınız mutlulukla kendinizi çalışmaya adapte ederseniz gerçekten çok daha iyi çalışacağınıza, verimli çalışacağınıza inanıyorum. O sınav sonuçlarının açıklandığını, ekranı açtığınızı ve istediğiniz yeri kazandığınızı görün, hayal edin. Bu sayede daha fazla çalışın ve pes etmeyin. Hepinizin başaracağına inanıyorum gerçekten. Çünkü insan emeklerinin karşılığını her zaman alıyor.